Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir sebze yemeği tarif vermek istiyorum. Et yemeklerin yanına, davet sofralarına ve hatta ana yemek yerine geçebilecek kadar lezzetli bir sebze yemeği ile geldim. Kabak dizme tarifim. Hemen yapımla beraber geçelim. Oldukça pratik ve de lezzetli bu yemeğin tarifini beraberce izleyelim. Bunun için kabaklarımı güzel bir şekilde yıkadım ve saplarını kestim. Bu görmüş olduğunuz incelikte doğruyorum arkadaşlar. İncecik olması gerekiyor. Kabaklarımı soymadım. Güzel bir şekilde yıkayınca soymaya gerek duymuyorum ben. Kabaklarımın hepsini incecik doğradım. Şimdi domates sosunu hazırlayayım. Bunun için 2-3 yemek kaşığı zeytinyağının içerisine 1 adet biberi, çarliston biberi soteliyorum. İçerisine 2-3 tane doğranmış, küp küp doğranmış domatesimi ilave ediyorum. Ben domates konservesi kullandım. Sizler taze domatesle de yapabilirsiniz elbette ki. Charleston biberin yanında kapya biber de kullanırsanız oldukça lezzetli olur arkadaşlar. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Domates suyunu çektiğinde karabiber, tuz ilave ediyorum. Yine karıştırıyorum ve de olmazsa olmaz sarımsak ile kekik de ilave edip domates sosumu kenara alıyorum. Domates sosunu tepsinin dibine böyle görmüş olduğunuz gibi her yerine eşit bir şekilde yayıyorum. Herhangi bir salça koymadım ben. Ama eğer daha renkli olmasını istiyorsanız, mevsim domatesi değil ise sizler salça ilave ederek renklendirebilirsiniz elbette ki. Domates sosunu bu şekilde tepsinin etrafına her yerine yayıyorum. Üzerine bir adet jülyen şekilde doğramış olduğum soğanları güzelce elimle ovuşturdum. Birbirinden ayırdım ve domates sosunun üzerine o soğanları bu şekilde gezdiriyorum. Ardından da kabakları yuvarlak böyle üst üste, hafif üst üste gelecek şekilde sırayla diziyorum arkadaşlar. Yuvarlak tepsi de oluyor. Bu şekilde daha güzel görünüyor ama dikdörtgen tepsilerde de gayet güzel olabilir. Bu şekilde yerleştirebilirsiniz. Ben iki tür kabak kullandım. İki renkli daha hoş görünsün diye. Kabakların büyüklükleri birbirine eşit olursa çok daha güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve beğendiniz mi beğenmediniz mi bunu yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Lütfen bunları benden esirgemeyin. Tarifi açıklamalı olarak da açıklama bölümüne yazacağım. Oradan ayrıntılı halini öğrenebilirsiniz. Bütün kabaklarımı aynı şekilde diziyorum. Kabak dizme işlemi bitti. Şimdi üzerine birazcık tuz gezdiriyorum. Karabiber gezdiriyorum. Arzuya göre biraz pul biber gezdirebilirsiniz. Ve de şöyle üzerinden hafif bir birkaç damla zeytinyağı da gezdirip üzerine yağlı kağıdı kapatıyorum ve ısıtmış olduğum 200 derecelik fırına veriyorum. Fırında yaklaşık olarak 20-25 dakika piştikten sonra bakıyorum gayet güzel pişmiş. Şimdi birazcık daha suyunu çekmesi için üzeri açık pişmeye devam ediyorum. Hiçbir şekilde su koymadım arkadaşlar. Kabak sulu bir sebze olduğu için suyu ona yeterli geliyor.
Şöyle gördüğünüz gibi harika görünüyor. Ben bunu genelde misafir sofralarına ortaya zeytinyağlı yemek olarak yapıyorum. Çok da lezzetli ve yiyilen bir yemek oluyor. Şöyle servis tabağında göstereyim. Gördüğünüz gibi alttan domates sosu, üzerinde pişmiş, güzelce pişmiş kabaklar. Gerçekten görüntü muazzam ama tadı da gerçekten on numara. Aynı soslu kabak kızartması gibi düşünebilirsiniz. Tadı çok lezzetli oluyor. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve dereotuyla gerçekten de denenmesi gereken bir zeytinyağlı yemek diyebilirim. Şöyle size servis yaparak göstereyim. Bu renk cümbüşünü sizler de görün. Bu kadar kolay ve pratik olan bu tam bir yaz yemeğini sizler de sofranızda görüp deneyebilirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.